Excel'de kimi zaman işimizi kolaylaştıran 3 formül soldan, sağdan ve parça aldır. Şimdi bunların nasıl kullanıldığını öğrenelim. Diyelim ki elimizde böyle bir ürün kodu listesi olsun ve biz şehir, şube kodu ve ürün olmak üzere bazı değerleri bulmak istiyoruz. Ürün kodunun ilk 3 harfi İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde gidiyor. Bunların kısaltmaları. Şehirde bu ilk 3 harfi bulacağız. Şube kodunda ise gördüğümüz sayılar 100, 104, 107 şeklinde giden sayı değerlerini bulacağız. Ve ürün adında ise tablet, televizyon, fare şeklinde giden son 4 haneyi, son 4 karakteri bulacağız. İlk olarak şehirleri bulalım. Hücreme tıkladım. Daha sonra fonksiyon ekle diyorum. Ardından soldan yazıyorum. Git dedim. Soldan çıktı. Bir metin dizesinin ilk belirtilen sayıdaki karakter ya da karakterlerini verir diyor. En solundaki karakter ya da karakterlerini. Tamam dedim. Fonksiyon bağımsız değişkenleri pencerem açıldı. Metin neresi? Benim ürün kodu olarak belirttiğim yer. Ardından bu ürün kodunun solundan kaç karakter alacağım? 3 karakter alacağım ki zaten sonuç çıktı. 3 yazdım. Tamam dedikten sonra bana solundaki ilk 3 karakterini verdi. Aşağı otomatik tamamlama yöntemiyle dolduruyorum ve diğer şehir kısaltmalarını da buluyorum. Şimdi son 4 karakterine bakalım. Ürün adına bakalım. Tablet, televizyon, fare. Son 4 karakterini alacağız. Fonksiyon ekleye tıkladım. Ve sağdan yazıyorum. Bu sefer sağdan itibaren 4 karakter alacağız. Git dedim. Ardından tamam dedim. Metnim neresi? Yine ürün kodu. Kaç karakter alacağım? 4 karakter alacağım. Oldukça basit gördüğünüz gibi tamam dedim. Ve sondan itibaren 4 karakteri alıyor. Otomatik tamamlamayla aşağı çekiyorum. Ve son 4 karakteri buluyorum. Tablet, televizyon, fare şeklinde gidiyor. Şimdi şube kodlarını bulacağız. Bunun için ortadan bir parça almalıyız. Ortadan bir metin kırpması yapmalıyız. 100, 104 ve 107 gibi değerleri bulmaya çalışıyoruz. Şube kodu hücreme tıkladım. Ardından fonksiyon ekle diyorum. Daha sonra parça al diyorum. Git dedim. Zaten geldi. Belirttiğiniz konumdan başlamak üzere metinden belirli sayıda karakter verir diyor. Tamam dedim. Metnim neresi? Her zaman ürün kodumu seçiyordum. Başlangıç sayısı neresi? Dördüncü karakterden itibaren başlıyor. İST 3 ve 100 dördüncü karakterden başlıyor. Ankara 100 diyoruz. Mesela 4 dördüncü karakterden itibaren başlıyor. Bu yüzden başlangıç sayısına 4 diyorum. Peki dördüncü karakterden itibaren kaç karakter alayım diye soruyor. Sadece 3 karakteri istiyoruz. 3 dedim. Ardından tamam diyorum. Ve böylece şube kodlarını da bulmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi soldan, sağdan ve parça fonksiyonları, formülleri oldukça basit. Kimi zaman oldukça işimize yaramaktadır.